Bütün gün biri bir karpuzcu kalmış. Yolda gidiyor atınla. Çeşme başına geliyor. Atın heybesinden karpuzu çıkarıyor. Göbeğini şöyle bir yiyor, göbeğini yiyor. Göbeci çekirdeksiz yeri. Diyor ki buradan bir ağa gelip geçmiş desinler diyor. Göbeği yiyor. Fakat karpuz çok tatlı. Dayanamıyor. Tam sıyran diyor. Ağanın adamları da var desinler diyor. Tam sıyırıyorum. Çekirdek yerde tabi. Kabuk da yerde. Duruyor. Ulan diyor. Kabuğu da yiyen diyor. Ağanın atı varmış desinler diyor. Biraz sonra duruyor. Çekirdekler yerde dayanamar. Ulan ağanın tavuğu da varmış desinler diyor. Çekirdekleri de yiyor. Karpuzdan hiçbir eser kalmar. Adamın karpuz yediği belli olmaz. Derler ki eskiler bir yere misafirler vardığı zaman ev sahibi der ki misafire susuz mu uykusuz mu? Misafir de der ki çeşme başında uyudum da geldim. Yani suyu içtim. Uyudum. Acın demek ister. Bize susuz mu, uykusuz mu diye sorman. Bir çeşme başında suyumuzu içiyoruz, uykumuzu da alıyoruz. Bir yemecik. Yıllardan beri geçiye, koyuna, ata, eşe, deveye Allah'ın yarattığı ve insanların hizmetinde olan hayvanlara dokunmayın. Bu hayvanları yetiştiren çobana, çiftçiye dokunmayın dedik, yöreye dokunmayın dedik. Ama dokunmaya devam ettiler. Ormana sokma geçiyi, meraya sokma, hora sokma, bura sokma derken çobanlar geçilerini sattılar. Artık hayvancılık azalıyor. Peki öyle odun istifini görünce acaba bunu kim kesti merak ettik. Kimin ormana çok zararı var? Bir geçin yanına vardığın zaman dırnağı var. Dişi var. Zaten dırnağını, ayak dırnağını şöyle bu çam ağaçların, diğer ağaçların tohumları döküldüğü zaman yağmur olarak bastığında çapa gibidir. Böyle iğne şeydir, toprağa gömer. Aslında bitmesinin faydası da olur. Ağaç bitmesinin, geçinin. Şimdi geçinin arkasında pulluk yok, tarlaşacak. Bışkı makinesi yok, ağaçlar bışacak. Kibrit yok geçide, çakmak yok, ateş yok, ormanı yakacak. Demek ki geçinin, hayvanın ormana zararı çok az. Bütün bunları kim yapıyor? İnsanoğlu yapıyor. Şöyle bakıyorduk ağaçlara, bunu geçimi kesmiş diye. Burada nacak izi var, nacak izleri var, bışkı motor izleri var. Demek ki bunları insan yapmış, geçi koyun yapmamış. Ağaca sormuşlar, ne zoruna gidiyor diye. Herkesin zoruna giden bir şey vardır. Kısımlı akrabasından, evin içinden kötülük görürse adamın çok zoruna gider. Hele evlilik yaptığı adamdan zarar görürse daha çok zoruna gider. Ağaca soruyorlar, zoruna giden bir şey var mı, cüldüğün bir şey var mı? Ağaç diyor ki, beni kesen nacağın sapı ağaçtan. Beni kesen keserin sapı ağaçtan. Beni kesen rendenin sapı ağaçtan, beni bıçan bışkının, eski bışkılar ağaçtandı, sapı kolları ağaçtan. Ağacı kendi kendine yok ettiriyorlar. İnsan onu öyle bir şey. Dünya da böyle, devletler de böyle. Güçlü devletler, zayıf devletler kendi kendine yok ettirir. Kendi kendine zarar verdirir. Bu dünyada güçlü olmak lazım. Devlet olarak, insan olarak zayıf olan ağacın yanında da durmak lazım.
Kasat atımızın nalları yoldaysa da çağrımız biz yürüyüz dedik, çıktık yollara. Geldik Türk yurdu, Yörük yurdu, Manisa Ahmetli'nin Bahçecik mahallesine. Esen köydü. Şimdi mahalle yaparken, köy yaparken köylüye sormalılar zaten. Yazıldığı gibi okunuyor. Mehmet kardeşim, Mahmut kardeşim abdest alacağım diye camiye bir tüydüler. Baklar su da kesik. Şöyle bakmadık camiye. Bayağı eski. Bunu kim bilir? Bilse bilse tarihçiler bilir. Hocam sizi bir tanıyalım. Zekeriya Madan. Ahmetli Çok Program Lisesi'nde tarih öğretmeniyim. Bu konuyla da ilgilendik biz. Bu aşağı yukarı 400 yıllık bir yapı. 3 tane yörük kolunun ortasına yapılmış bir Yörük köyü. Öyle mi? Pardon, 4 tane. 4 tane yörük kolu diyelim biz onlara. Evet. Obalar ayrı ayrı oturmuşlar ama haftada bir ortası de beraber yapmışlar. Evet. Meselelerini çözmüşler aslında. Zaman süreci içerisinde bu 3 tane kol dağılmış. Sadece Bahçecik kolu kalmış buraya. Evet. Biz de buraya geldik, bunu restore edelim. Çünkü Ahmetli'nin en eski yapısı bu. Evet. Diye düşündük. Sağa sola müracaat ettik. Köylülere, muhtara müracaat ettik ama çok ilgilenilmedi. Bir milletin kökü ya da ilçenin, köyün kökü, mezar taşları, köprüler, camiler, ibadethaneler, evet. Bunlardan belli oluyor değil mi? Kökü. Tabii tabii. Yani o derin kadar gidiyor. Doğru. Yarın adam nohut kaydını yakıveriyor Irak Dağı gibi. O zaman nereden bileceksin kökünü? Mezar taşlarından bileceksin. Evet. Camilerden bileceksin. Evet. Böyle bir sıkıntı yaşadık ama biz bunu sizin aracılığınızla duyuruyoruz. Korunmasından yanayız. Hatta yeni cami yapılırken biz burayı restore edin, burada meseleyi çözelim, ibadet meselesini dediğimizde pek şey yapmadılar ama bu müteahhide verdiğiniz bu camiyi restore ettirin burayı en azından dedik. Fakat gözlediğimiz kadarıyla çok ilgilenilmemiş. Ben burada duyurum, bunu korumamız gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bizim bu yörüklerin son kalıntıları bunlar. Evet. Dediğimiz gibi aşağı yukarı 400 yıllık bir süreç. Önemli bir mirasımız bizim bunu. Terk edilmiş, siz de görüyorsunuz. Bir şekilde kamuoyu. Bahçecik köyüne geldik. Ahmet'te yokuş yukarı ağam açtık. Geldik. Böyle barmağla sayılacak kadar evden geldi. Eski camiye baktık. Yeni cami yapılıyor.
Bir kapı, açık kapı gördük. O ünleyerek geldik. Bir başı yazmalı. Yörük teyzesi burada. Adın ne? Kezban. Kezban teyzen. Yaş kaç? Bilmiyorum. Doğal'dan yaşayayım mı? He? Doğal'dan yaşayayım mı? Hayır. Kaç çocuk var? İki ve. Ötekinler? Ötekinler dışarıda. Çalışmaya gitti. Hayır. Bayramda seyranda gelirler mi? Gelirler, gelirler. Anacığım ne derdin var? Para pul, yırtın malı, giyecek diye sorarlar mı? Soruyla gire çoğunla. Sorarlar mı? Soruylar. En kursaklı bu mu kaldı yanında? Hayır. Evet, senin adın ne? Ben Muzaffer Deniz. Yaş kaç? Yaş 41. 41. Geçik oyun ne var? Koyun. Ulan gece mi gidiyorsun? Koyun uykusu gibi bir halin var. Tabii canım, gece gidiyoruz. Evet. Gece gidiyoruz. Peki sen çocuğuyken, 10 yaşındayken, 30 sene önce köyde kaç çoban vardı? Oho, ne bileyim. Valla 10-15 kadar olmuştu, varmıştı. Şimdi? Şimdi aşağı düştü ya. Millet hep aşağı gitti. Millet aşağı çalışmaya gidiyor. Çalışmaya gidiyor değil mi? Hayır, aşağı gidiyor. Satıyla malı. Şimdi geçik oyun gütmek, sağmak zor. Zor. Şimdi gelinler gelmez değil mi? Gelmeyle ya. Bekar mı ne ölüm lan? Bekar. Bekar. Sen de mi bekarsın? Bekar. Kız vermeler mi? Valla işte bekarız ya. Kız vermez diye de bekarız. Peki şimdi adam geçik oyun gidiyor değil mi Ömer? Bir iş yazın olsa tabii, verir mi? İşin olsa tabii. İş olmadı mı? Peki insan aslında koyundan da geçiden de para kazanılıyor aslında. Evet. İşte asgari ücretten fazla kazanıyordur mutlaka. Yani peki olmaz değil mi? Olmuyor ya, olmuyor. Geçsek ata yurdu bırakılmaz. Tabii. Anacığın hüngür hüngür ağlar. Yağnanı da götüreceksin. Bunca geçse şehre ağlar mı arkasından? Ağlamam mı? Kim bakacak? Ya? Burada yalan uzgan. Dert büyük derviseciler. Dermansa arasan bulunmaz. Bahçeci köyünde muhtar nerede dedik. Aşağı yanda camide çalışıyor dediler. Ünledik, adam gönderdik. 300 metre yok ama heyleyerek geldi. Demek ki az antrenmansız mı lan? Antrenmansız ya. Yok ya. Yaş kaç? Yaş 38. Muhtarlık kaç yıldır? İkinci dönem. İkinci dönem. Evet. Peki köyde kaç hane var, ev var? 30. 30 hane 30 var. 30 hane var. Nüfus kaç? Nüfus 150. 150. Genelde köydekiler caminiz eski, mezarlarınıza baktım. Eski mezarlık ve mezarın içinde çok mezar var. Dolayısıyla köyün kökü geniş, eski, kalabalık. Evet. Nereye etti millet? Göç etti ya köyler. Nereye gidiyorlar? Aşağılara Aradır, Ahmetli, hı, Turgutlu. Gençler genellikle sigortalı işe gidiyor. Nerede iş buldu sonra gidiyor. Evet. Burada Gocaerler, Gocaerler mi kaldı? Evet. Adamı ev vermemişsin kendi adamı. Ne biçim muhtarsın sen? Köyün derdiyle ne uğraşman lan? Derdiyle uğraşıyız da nasıl uğraşacağız canım? Baksana camiyle uğraşıyız. Köy neyle geçiniyor köy? Hayvancılıkla. Hayvancılık. Evet. Geçik oyun. Geçik oyun. Sığır var mı? Sığır var. Büyükbaş var da az o ala sığırlar. Para ediyor mu? Normal işte. Normal. Normal. Ulan aşk geçmiş haliniz var la. He. Arkadaş elense çeksem adam yere yapışacak. Şöyle muhtarı bir dinledik. Yolda yürüyoruz. 30 ev var. 150 insan var. Sanki Türkiye yönetiyormuş gibi telefonun biri gelip biri gidiyor. Ulan sen Türkiye'yi mi yönetiyorsun bana? Köyü yönetiz ya. Hiç susma ara telefon. Köyü yönetiz ya. Peki burada ben kanalizasyon gördüm. Evet.
Köyde kanalizasyon var. Var. 30 evde. Evet. Bu sene oldu da. Bu sene oldu. Evet. Şebekeler değişti. Hı. Yeni şebeke şey oldu. Ondan sonra depo olacak şimdi 100 tonluk. Su deposu olacak. Evet. Peki eskiden çeşmeler gördüm. Gülen çeşmeler. Daha önce akıyor muydu oralarda? Akıyordu. Şimdi şey kontrol için aldınız. Evet, depoya aldık. Peki kurtlar kuşlar neden içecek? Suyu hiç düşünmeyiniz. Köye öyle bir çeşme var ya. Var mı? Var. Yolun yanında görmedin mi? 3-4 yerde var. Alın yanık birine benzeyen. Aldık hizmetlere göre bakarsak yani 1000 nüfusu, 3000 nüfusu yere alamamış hizmetleri alıyor. Ne alıyor bu iş? Ya bilmez işte oluyor ya, çalışırsan oluyor. Garip deyim veriyorlar. Çalışırsan oluyor. İstersen oluyor. İstersen oluyor. Evet. Oturduğun yerden biraz toprağa mı kalkarsın? Tabii canım. Yani kalkmaya çalışırız yani. Varsın, Almancı gitmezsin. Ben gitmem. Biz yörükler öyle. Öyle mi? Derzi, uyana kadar. Bizim işimiz koca heriflerle koca ağırlarla. Çünkü laf onlarda var. Seni tanıyalım. Adın ne? Mustafa Kurt. Yaş kaç? 67. Maşallah ya, dinç adamsın ya. Ne bildin dinç oldum. Duruşundan belli arkadaş. Gülüp otursun ha. Ağlayacak mıyız canım? Ye. Senin adın ne? Kezban Kurt. İyi. Muhtar anasın. Evet. Hem ulan, kaynanasıyım hem anasıyım. Ulan ne oluyoruz? Aklım karıştı. Kızım. He. Bunun oğlu. Öyle mi? Evet. Senin? İkinci hanım. İkinci hanım bu. Haa. Annen annesi vefat etti. He. Bu ikinci hanım. İkinci hanım. Evet. Kızın? Gelinin? Kızlık. Gelinim. Bunun kızı, bu da kızlık, en ufak. Aklım karıştı. Aklım karışmaz. Bu öteki eski adamımdan bunlar. Bu da bunun oğlu. Bu da benim şimdi beyim oluyor, o da damatım oluyor. Hemen üvey oğlum oluyor. Kasalışından belli canım. Ulan dedim, bak bu muhtar anasına benzer az dedim hiç yokken baktığımda. Ne oldu başka, daha ne oldu? Ömür nasıl geçti? Bildiğin gibi işten geçiyor. Çalış. Evet. Her işinin gücüne ne olacak? Evet. Şimdi senin ömür nasıl geçti? Tarla, tokat, keçi, koyun? Hepsi geçti. Hepsini geçirdik. Çalışmayla? Tabii. Emeklilik bir şey var mı? Yok. Bakarsa çocuklar bakacak. Emek bu. Bilen. Çalıştın mı, emek bu. Hala çalışır mı tarlada? Çalışayım. Daha yeni geldim işte. Nohut yoldum geldim. Nohut yoldun? Sabah da nohut yoluyoruz. Öğlene kadar nohut yolduk. Kaç dönüm nohut var? Var 5-6 dönüm var da bu sene... Fazla tutma, hava yağmadı. İhrat masrafı koruyor mu? Ya yemeklik ya. Olursa satayız da. Olmazsa yemeklik işte. Bazen bu domuz, sene olmadı. Domuz dadanıyor mu? Yemiş zaten. Toplandı da getirilmez. Yemiş zaten, yemiş bir iki gündür iyi. Yiyor. Güren topladık geldik. Ya yolduk geldik biz. Bu ve ne yiyecek bakalım. Cemile, olur herhalde. Burası herhalde bir şey. Öyle işte, dünya hayatı bu. Hepsini yaptık. Ne var muhtar, çalışkan mı? Çalışı görmez mi camiyi? Çalışkan olursa cami yapar mı? Şöyle bir baba olarak, ata olarak. Şimdi yukarı aşağıda öyle bakıyorsun, cami yapılıp duru. Evet. Yollar kanalizasyon döşenip duru. Elektriği, suyu, çeşmesi, ötesi, betesi yapılıp duru. Ulan bunu benim oğlan yaptı. Yürüyüşün değişiyor mu? Değişmem canım. Kubarmam insan yine canım. Kubar ne? Peki aşağıda cami, kaç yıllık cami? Ya onu bilmiyoruz. Biz onu şimdi hocamız... Babalarımız bilmiyor onu. 400 yıllık dedi. Vardır. Peki şu anda namaz kılıyor mu camide? Orada kılınmıyor canım. Burada kılıyoruz. Bu yeni camiye kaldırdık. Orada kılıyoruz. Köyde kaç tane sülale var? Sülale kalmadı. Hepsi gitti oradan aşağı. Kimisi kabul etti. Evveli hangi süreler vardı evveli? He?
Evvel hangi sürelerde vardı? Burada işte biraderler vardı burada, amca uşakları vardı. Onlar hep kimsin Barbaros'a gittiler, göçtü gittiler. Terk etti gitti burayı. Göçtü gittiler. Aşağı. Arayıp sormalar mı? Sorarlar yine canım, geriyle yine sormalar. Peki canım. Bayramda, seyranda bunlara gelip el öpmeye, kısım akraba, tarla tokadı bakmaya, mezarla dua ediyorlar mı gelenler? Mezarlar mı canım? Babalar analarına? Tabii iyiler. Kursaklı mıdır insanlar? Kursaklıdır. Açık yalanlatır gibi halim ne var. Ne yalanı canım, ne yalan söyleyeyim ben canım. Geliyle ziyaret edilir işte, bayramdan bayrama geliyle. Atalarını babalarını ziyaret etmezler mi canım? Peki ben atama evini yıkılmasın, yaptıralım, tarlasını da dikti, ağacı yaşatalım, sulayalım diyen oluyor mu? Atalarımızın evleri yıkıldı işte, şuradaydın bak. Şu cevizin olduğu yerdeydin. Umur 12 tane o da yıkıldı işte, burayı yaktık, kiremitli yaptık, kiremitliydin, tuvaraklıydın eskiden. Peki misafir gelir gider mi köye? Gelmez mi canım, geliyor. Şu dağların adı ne? Öyle saysana bana. He? Dağların adını. Dağlar çoğu dağın adı Karadede derler. Ondan sonra geç şurada Aksuz'la değil işte orada o tepeye. Oraya küçük Bokla dediler. Koca Bokla, Çivri, Çetlemek, Kocagır, Tekke, Çamlıtepe, Küçük Çamlıtepe böyle gelişti Tosun Tepesi. Şimdi bu Karadede'de yatırım var. Öyle değil, görmedik. Bizde bir dede varmış. Eren var diyorsun. Bir dede var. Tekke'de de var. Şimdi genel deriz. Hatta bizim dayı oğlunun çocuğu kayboldu. Buradan Kışla'dan geliyordum buraya. Gelirken çocuk kaybolmuş orada geçinin arkasında. Daha öyle 5-6 yaşlarında çocuk. Bulamamışlar. Araya karanlık çıkmış. Gece aramışlar, bulamamışlar. Sabahleyin aramaya gitmişler. Bir koca çilpisi toplamış. Anam da yok, babam da yok. Anam da yok, babam da yok diye gezmiş o tekenin etrafında. Tekenin etrafında, Ya demişler, çocuğu bulmuşlar tabii. Sen nerede yattın? Ben bir Saraköz'ün ocağında yattım demiş. Ona öyle görmüş diye, öküz şeklinde, korkmasın. Hayvancı olduğundan korkmasın diye. Bir Saraköz'ün ocağında yattım ben demiş. Sana bir şey yapmadım, yapmadım. Onun ocağında yattım ben demiş. Buldu geldiler çocuğu. İşte, o çocuk öldü sonra. Yörük yurtlarında erzeciler tepelere, dağların zirvelerine erenlerin, ermişlerin yani İslam büyüklerinin mezarlarını kollar değil mi? Tabii. Her gün Eren Dağı, Eren Tepesi vardır. Burada Karadede var. Karadede var. Ondan sonra Tekke var. Ayrıca Tekkesi var şurada. Ayrıca Tekkesi var. Evet. İleride Sargız Tekkesi var. Sargız'da. Hemen hemen her tepede var bir şey. Her tepede var. Dualısınız yani. Evet. Onlar böyle gece giderlermiş. Babam aramasık diyor dedin. Gece böyle giderler, birbirlerini ziyaret ederlermiş onlar yani. Yani böyle şok şeklinde görenler var yani, böyle yine erişmişsen de görüyor yani onu. Böyle oradan kalkıyormuş o şok, oraya varıyormuş, oraya geliyormuş böyle birbirlerini. Eskiden anadırdı. Hindi görenler var mı? Valla hiç şey duymadım ben hindi gören, hindi. Millet şeytan oldu zaten. Kime şeytan görüyor? Şeytan millet. Şeytana bir şey görüyor mu? Görünür mü ya? Çoğu biri de sözüm yok, namaz yok, abdest yok. Kime görünce yok o? Doğru. Sen hazırlama çok gülüyorsun sen. Gülme çok güneysin ki sen. Çekme beni artık. Onu geçeyim mi diyorsun? Neye veriyorsun onu? Meşe mi bu? Evet. Hayvanlar var bizim de. Budak derdik. Biz budak getirdiniz. Meşe. Evet. Meşe. Budak. Biz budak değiliz. Adam ne derse yapıyor mu? Yapar. Ne dersin yapar değil mi? Bir dediğin yetmez değil mi? Yok yok. Dediğinden çıkmaz. Dizinden bir daha ayrılmaz. Evet. Ulan böyle olacaksın be maşallah. Eskiden padişah mı bir şey varmış. Demiş ki askerlerine, sormuş yani. Hanımından demiş, korkmayan ayağa kalksın demiş. Korkan ayağa kalksın demiş. Hepsi gürürüt kalkıyormuş. Bir tanesi oturmuş kalmış. Beyefendi sen ne kalkmadın demiş. Sen korkmayan mı yoksan demiş. Ne korkmaması ya demiş, ben hanım deyince dizimin bağı çözüldü, kalkamadım demiş yani. O daha çok korkuyormuş. Korkmayan yok yani. Korkmayan yok. O daha çok korkuyormuş yani hanımından. Evet. Yüklü değer dinlenmez değerli izleyiciler. Öğleden sonra günün zaman böyle biraz daha görüntü alıp tefessüler lep değineceğiz. Aradan birindeyiz. Burada ezan dinmesin diye cami yaptırıyoruz. Evet. Hayra sanat yardım nasıl alıyoruz? Hayra sanat yardım alıyoruz da. Tabii köyümüz gariban olduğu için yetişemiyoruz. Herkes fakir zaten belli. Evet, herkes fakir zaten. Ama fakir ama
Namaz herkesin boynuna borç. Evet tabi. Değil mi? Tabi. Evet. Onun için yardım seven arkadaşlardan yardım bekliyoruz. Derizeciler, öldükten sonra amel defteriniz kapanmayacaksa, şu fani dünyada bir hayır hasanatımız olsun diyecekseniz, bu yardım yapılacakların birisi de Manisa Ahmetli Bahçecik Köyü. Burada cami yapılıyor. Yardımlarınızı köy muhtarımız, ahali bekliyor. Dağdaş gezmeye devam ediyoruz. Tepeye çıktık. Şöyle ovalara baktık. Yörükler yüksek bir dağa, tepeye çıktığı zaman görüvediği yeri kendini sanırmış. Bizim de kendimizin sandığımız topraklarda tarih nasıl gelişti? Tarihçi Zekir Hocam'la muhabbet edeceğiz. Manisa bölgesinin geçmişi, yani Selçuklu öncesi, Selçuklusu, Osmanlısı, Cumhuriyeti'ni şöyle ben anlatırsan kısaca. Şimdi burada çok tarihi derinlikleri var ama izlerini görebileceğimiz Lidyalılar var. Lidyalıların izlerini görebiliyoruz bu bölgede. Sonra biz buraya geldiğimizde Malazgirt'ten sonra Selçukluları görüyoruz. Sonra Beylikler dönemi, Sarvanoğulları Beyliği bu sınırlar içerisinde kalıyor. Ve bu süreç içerisinde de bizim oradan gelen göçebe yörükler bu dağlara yerleşmişler. Sonra Osmanlı hakimiyeti söz konusu. Osmanlı sistemini kurmuş ve çok uzun sürede Osmanlı topraklar içerisinde yer aldı. İlgi sonraki süreçte Cumhuriyet dönemine geçmeden önce ilginç bir olay var. Bu dağlarda aşağı yukarı 150 yıllık bir eşkıya tarihi var. Yani Osmanlı'dan kaçan, Osmanlı ile problemi olan insanlar, şu olumlu olumsuz orasını şey değerlendirmeyelim. Ama şu 150 yıl burada eşkıya tarihi var. Osmanlı bunları tabii ki vatan haini olarak değerlendirdi. Doğrusu da belki bu doğrultudadır. Fakat çok ilginç bir olay var. Yunanlılar buraya geldiğinde bu insanlar dağdan inip geldi. Bizim topraklarımıza Yunan geldi diye o dediğimiz kişiler sonra Yunanlarla çarpışarak hepsi şehit oldu. Burası çok ilginçtir. Yani eşkıyalık yaptılar yıllarca. Evet. Ama vatan deyince durum değişti. Durum değişti. Vatan içiler için bir bir öldüler, öyle mi? Evet, hepsi aşağı indiler. Yunanlarla çarpışarak canlarını feda ettiler. Bu çok ilginç. Ondan sonra Cumhuriyet kuruldu. Bizim yörükler dağlarda kaldı yine. İşte bir dağ yörüğünü gezdik. Bahçeciye. Pek izleri kalmamış artık. Burada fakir. Altın madenleri de varmış. Madenler çok hakim değilim ben konuya ama ilk paranın basıldığı yer diyorlar bu bölge. Sark bölgesi, evet. Dediğimiz. Orayı yeni bir işletme aldı. Orayı işletiyor. Ben o işletmelere karşıyım bireysel olarak. Çünkü onu devlet denetiminde olmalı. Çünkü tarihi derinlikler var orada. Olay sadece altın da değil. Lidya'yı araştırma, bulma. Bizim bu, çünkü tarihi bir mirasımız. Bunu en iyi şekilde devlet yapmalıydı. Bunun yanında altın işletmeciliği kuruldu. Niye böyle oldu onu da anlamış değilim yani. Durum bu. Durum bu. Yörüklerimiz şimdi bizi koruyan, kollayan ve atalarımız bu dağlara yerleşti. Durumunu görüyoruz. Hepsi gözden ırak kalmış ve fakirleşmiş. Ona ulaşmamız lazım. Teşekkür ederim. Sizin bir eğitimci olarak yörük çocukların yani okuyup denizde kaptan, havada pilot, fabrikada mühendis, hastanede doktor olmasını, ülkeye yöneten olmasını arzu eder mi? Arzu etmez miyim? Ben şimdi bu yörüklerin sadece işçi olarak veya yörmeci olarak, çoban olarak çalışmasını istemiyorum. Devleti yönetenler yörük kökenli olmasını doğal olarak savunuyoruz.
Böyle olmalı. Çünkü bu vatanı biz elde ettik. Bizim dedelerimiz, göçebe gelen dedelerimiz burayı vatan belledi, aldı. Bu bayrağı biz almalıydık. Ama bu işler bu şekilde olmadı. Ama bundan sonra olmalı. Yazılı gibi okun var, okundu gibi yazılı var. Biraz karışık orası. Evet. Teşekkür ederim. Çok sağ ol varım. Mehmet kardeşim, şimdi şöyle şu ovaları görmediğimiz dağları, tepeleri bir saysana. Karadede yağmur duasına çıkılır. Eren dediğimiz kabiller var. Yanlışım yoksa 6 veya 7 civarında mezar var. Gördüm yani, birkaç sefer gittim. Karşısı Gırımbaşı derler. Şu altta ortada Çavdar Tepesi, karşısı Bozyaka, Kızılyar, Kabakçı. Hemen şu aşağıda kabakların olduğu yer Ahmetli ilçesine bağlı. Dereköy benim kendi köyüm. Aşağısı Ahmetli ilçemiz. Ova Gediz Ovası. Karşısı en uzak nokta. Gediz Ovası gördüğümüz Gediz Ovası. Ülkemizin yanlış bilmiyorsam 7. büyük ovası. Yaklaşık bir 6-7 kilometre genişlik, 150 kilometre civarında bir uzunluğu var. Çekirdeksiz kuru üzüm. Bu toprakta yetişiyor. Bu topraklarda yıllık 1,5 milyar dolar civarı bir ihracat rakamına sahip Manisa bu konuda. Ancak üzümü yetiştiren Manisalı üzüm fiyatını belirleyemiyor. Maalesef. Fındığı yetiştiren Karadenizli fındığın fiyatını belirleyemiyor. Dert büyük. Yukarı Alahıdır köyüne geldik. Fakat Ayşe teyze, Fatma teyze, Hasan amca diye bağırdık, ünledik. Can cin yok. Terk edilmiş bir köy. Evlatları şehre gitmiş. Kocaları ölmüş, yaşları ölmüş. Terk edilmiş bir yurttayız. Yalnız tarlalarında üzüm bağları var. Üzüm bağlarında burada kurak yetişiyor üzümler. Hala ekilip dikiliyor. İsteriz ki atayurtlarında üzüm bağı yetiştirenler, ekmek yiyenler, rızkını kazananlar bu toprakları bırakan atalarının mezarına gitsin, duacık bari okusunlar. Atayurtlarına sahip çıksınlar. Geldik Türk yurdu, Yörük yurdu, Manisa Salli'ye. Şöyle köyler arasından geçtik, üzüm bağlarının arasından yokuş yukarı ağaçtık. Dere boyu giderken dere boyu gezerim, ince boncuk dizerim diye türkü söyleyerek geliyorduk buraya. Mahmut Usta'nın Yörük yurduna. Geçiler yamaçlarda. Kaç keçi var? Var, 400 kadar var. 400 kadar var. Kimisi orada, kimisi ötte, kimisi ötte. Kendileri gelip geliyor bunlar. Şimdi bunu az sonra kendileri toplanan buraya karan oldu mu? Toplanıyorlar, kendileri. Kendileri toplanıyor. Sabah kaçta kalkıyorsunuz? Sabah ezanında kalkıyoruz. Sabah ezanında? Sabah ezanında kalkıyoruz. Namazda? Tabii. Bereket namazı da alıyor, öyle mi? Tabii canım, mutlaka. Dili ağzı söylemez, konuşmaz geçik oyun. Tabii. Ama senin açtığını toktuğunu anlayayım. Tabii canım, anlıyorsun. Şimdi bir saat sonra gele buraya. Bu sabaha kadar yatacak. Günüz ki yediğiniz sabaha kadar bitirir. Sabahla sizden evvel kalkmaya, kıpraşmaya mı başlarlar? Tabii bizden evvel kalkmaya başlar. Biz onlardan evvel kalkmaya çalışıyoruz. O bizden evvel kalkmaya çalışıyor yani. Ondan sürüyorsun dağlara.
Kendi gelip geliyor mu aşamada? Kendi gelip gelmez. Sabah kendimiz gidiyor. Akşamına yakın bölgede kendi yayılabiliyor ama sabahına hızlı oluyor. Hı. Aç karnı olduğunu. Hızlı gidiyor. Tabii. Uzağa gidebilir, zarara gidebilir. Tabii her yere gidebilir yani. O zabak mecbur 2 tane 3 tane kişi gitmesi lazım başında yani. Şimdi eskiden tokatçı vardı, bekçi. Deştümen evet. Derdik biz. Evet. Şimdi senin sürü diyelim ki 400 tane sürü birinin zarına girdi, ekinine, nohuduna girdi. 50 20 tanesi yedi, 20 tane geçin yedi. Ama 80 tane geçi daha oraya varmadı. Evet. Tokatçı ya da bekçi geldiğinde hepsini neye toplar bu? Ulan hepsini niye topluyor bu? Yani çok para almak için. Çok para almak için. Çok para almak için topluyor hepsini. Yiyen 20 geçti, cizayı çeksin. Ötekinler yemedi. Hepsini toplarsa fazla para alacak adam. Onu öyle ondan topluyor. Herkes uyanık. Evet. Hiç saf adama denk geldin mi? Hiç denk gelmedim ulan. Derseniz ben de 30 senedir Türkiye'yi dolaşıyorum. 5000'e yakın köye gittim. Hiç saf adam görmedim. Herkes uyanık. Yani iki türlü. Kimisi saf olduğunu, uyanık olduğunu belli diyor. Kimisi saf numarası yapıyor, gene uyanık. Evet, gene uyanık. Gene uyanık. Hiçbir saf adama denk gelmedim diye kadar. Şimdi eskiden geçiler güzün yürülür, kışın doğruydu. Sende oraklar var, şaşırdı mı günü hayırlı? Bu ikinciye yürüldü ben. İkinciye? İkinciye. Yıldı iki defa? Evet. Zaten 5 ay 10 gün doğum değil mi şey geçti? Evet, 5 ay 10 gün. Bunlar işte Ocak'ta doğdu geç benim. Şubat'ta böyle yürüdükleri geri. İkinciye doğdular. Şimdi tekrar geri yürüyorlar. Bunlar ne zaman doğacak? Şimdiki yürüyorlar. Ocak'ta yılbaşında yürüyorlar. Başta olacak. Normali bu aylar değil mi? Yani yürürlüm ayı normali bu aylar yani. Kaç teken var sürüde? Bende teke çok ya. 30-40 kadar teke var bende. Bu kadar var. Mesela bir teke kaç geçiye de olması lazım? Abi ya geç bir teke 15-20 geçiye olması lazım. Yani 100 geçiye 4-5 teke yeter aslında. Ama bende çok teke yani. Benim geçiye az kancık geçiyor. 120 kadar bir 100 kadar bir geçi var. Ama teke bizde önce geçi çok olduğundan 2000 olduğundan. 2000? Evet 2000. Kim bakıyordu bunlara? Biz bakıyorduk ya. Kocadıkça zayıflar mı bakım? O zaman birliydik yani biraderlerle vardı. Kardeşçek. Kardeşçek vardık. Şimdi o zaman 80-90 teke vardı. Hı. Ben de o zaman çok tekeye alışkın olduğuma şu an hani 30'dan aşağı bir deva teke olmuyor bende ya. Hı. 35-40. Nasıl ihrat masrafı koruyor mu? İdare ediyor abi ya. Çok öyle bir para yaptığı yok yani. Ama aşk umuyor yani. Aşk umar. Yani tok yapıp ongdurmar. Aç yapıp süründürme. Aynen öyle. İkisinin arasında idare ettim. Arada. Arada. Oğlak sesi geliyor ama ortada oğlak yok. Oğlakları meleşiyor. Fakat ortada oğlak olmayınca şöyle bakınıyor sağa sola bakınıyoruz yok. Bir de baktık kavak ağacının gövdesinde. Eskiden Oğuşur zamanında vergi artık çok. Adamın ekin tarlasına, ekin kahramanın başında vergiciler geliyor. Ver o kadar kile. İşte geçiş süresine bakıyor, ver 10 geçi, ver 20 geçi. Yazıldı, ödeniyor gayrı. Çiftçinin, köylünün ezildiği zaman. Devlet diyor ki, savaş çıkarsa hazırlıklı olmamız lazım diyor. Bunlar da haklı ama çiftçi de haklı, çoban da haklı. İşte o günler buğdayın devletten saklandığı, geçini koyundan devletten saklandığı devirler.
İşte o zamanlar bizim birçok yerde de gördüm. Gavak gövdelerinin içine, koca gavakların içine geçik oyun saklanırmış. Yani devletten saklarlarmış, öyle kurtarlarmış. Şimdi de o aklıma geldi. Ağacın gövdesinde kurt kuş da, şey de gel, canavar da görmez bunları. Görmez canavar. Çakal tilki yiyemez bunlar burada. Yiyemez değil mi? Yiyemez. Arayacak bulamayacak, arayacak bulamayacak. Ya. Bulamaz. Ha? Sen önce 40 sene önce okul kitaplarında ülkenin en büyük ovaları, dağları, yaylaları, gölleri bunlar yazılırdı. Biz ülkemizin neresinde ne yetiştiğini, Karadeniz'de fındık, Konya'da buğday, Manisa'da üzüm yetiştiğini bilirdik. Gediz Ovası'ndayız. Gediz Ovası ülkenin en büyük ovalarından biri. Türkiye'nin değil, dünyanın üzüm merkezi. Kuru üzüm merkezi. İşte oradayız. Kardeşimiz var. Sizi tanıyalım. Benim ismim Şerif Karabulut. Manisa Salihli'de ikame adresi yapıyorum. Ayrıyetten Öz Çetin Fidan olarak fidan üretiyorum. Ne fidan üretiyorsun? Asma fidanı. Amerikan üzerine. Aşılı, aşısız. Türkiye geneline, istek üzerine aşılı fidan üretiyoruz. Artı yerine teslimatını yapıyoruz. Garantili bir şekilde, sertifikalı olarak. Yani ülkenin dört tarafında veya dünyanın beş ülkelerinde üzüm dikmek isteyen, evet. Hangi cins istiyorsa temas kuruyorsun, ona göre aşılıyorsun. Tabii ki, tabii. Amerikan üzerine aşılıyoruz. Kış döneminde, Ocak, Şubat aylarında tekrardan telefonlaşıyoruz, adrese teslim ediyoruz. Ağaç dikerken ben çok yandım. Alıyoruz pazardan, bir dikiyoruz, başka ağaç çıkıyor. Yani çakalı çıkıyor, cinsi değişik oluyor. Ondan sonra 5 sene sonra ağaç meyve verdiğinde öğreniyorsun durumu. Ondan sonra bir daha aşıla diyorsun, bir 5 sene daha geçiyor. Değil mi? Aynen öyle. Ömrünü bitiriyor. Ömrünü bitiriyor. İştahın hevesin kalmar. Ya bağa gidesin gelmiyor. Bir gidiyorsun kimi Ali kimi Veli. Ama bir de yanlış ağaç satana haber salıyorsun, günaha giriyorsun. Yani adam, bir de o var. Çiftçinin umudunu yıkıyorsun orada. Umudunu yıkıyorsun. Mesela biz şu bağları kuruyoruz ama tamam içinde karışık çıkma şansı var. Ha şöyle var. 3 tane 5 tane çıkıyor. Ama bunu da çiftçimiz idare ediyoruz. Çeşit olarak sofrada yiyor. Bu sene üzüm para diyor mu? Üzüm Allah bereket versin. Güzel. Genelde en kötü şartlarda 1500-1700 lira, evet. 2 liraya kadar çıkıyor. Piyasamız güzel. Dönümde 4 ton ile 5 ton arası alıyoruz. Yani bunu da hiçbir mahsulde alamazsın. Alamazsın. Nankörlük yapmamak lazım. Evet. Şuna bak, kaç kilo gelir bu?
Yaklaşık 2 kilo 800 gram falan gelir. 3 kiloya yakın. Bir salkım 3 kiloya yakın. Tek maşallah. Salkım. Maşallah berekete bak. Ora bak. Yol kenarında üzüm satan kardeşlerimiz de oluyor. Kardeşimiz evet. De üzüm de satıyor. Salli beri geçmediğinde tabii kendi yetiştirdiğin evet, sağlıklı. Kendi hasatımız. Baharda şu an. İlaç kantısı yok. Yok kesinlikle bak. Gıda denetim bile yapılıyor şu an. Evet. Şu an yapılıyor. Yani her türlü garantiyi veriyoruz. Fidanımızda, evet. Üzümümüzde hiçbir sıkıntımız yok. Üzüm yiyeceyseniz Manisa'dan geçin. Salli'den, Turgutlu'dan, Alaşehir'den öte arkaya geçin. Bizim yaptığımız gibi. Üzüm deyip geçmeyin. Üzümü ülkenin insanları bu dünyadan gelip geçenler üzümden şarap yapıp sarhoş dolmuşlar. Üzümden pekmez yapıp şifa da bulmuşlar. Sepet sepet üzümler gelmiş. Bir tadına bakalım. Adı ne senin? Okan. Okan nerede okuyorsun? Kavaklı'da. Peki üzüm tarlası çalışıyor mu sen? Üzüm toplağı yok mu? Var. Yardım ediyor mu bana ne? He? Ediyorum. En çok hangi üzümü seviyorsun? Kırmızı üzüm mü? Böyle mor üzüm mü? Beyaz üzüm mü? Beyaz. He? Beyaz. O aşamalar üzüm mü yiyin? Derbize izleyiciler. Üzümü biz çoğu çocuk barabar yiyiz. Bunda kal yakalan ısırıkan. Maşallah ceviz kadar büyüklüğü var. Bu üzüm zararlı olsa adam evladını yedirmez. Kendi yemez. Demek ki faydalı. Sağ elimizi yiyelim. Neyse o. Yiyen bilir tadını.